Artık bu kuzu meselesini kökten çözmem gerekiyor. Karar verdim, İstanbul'da dükkan açıyorum. Restoran. Arkasında böyle bahçesi olacak yeşillik. 10 tane kuzu alacağım her gün. Kimini dolma yapacağım, kimini çevireceğim. Kimini tandır. Kimini kuyu kebap, kimini de tandır yapacağım. Şimdi öbür kısımları öğrendik biraz. Hani yapmasını öğrendik. Tandırda biraz eksiğim var. O yüzden de Vezirköprü'de İsmail abimi buldum. 5 saat boyunca çırağı olacağım. Part time çalışacağım şimdi yanında. Bakalım buradaki tandır nasıl oluyor? Nasıl yapılıyor? Neden bu kadar lezzetli? Bizim Vezirköprü'mizin tandırının özelliği kuzusundan başlar. Kesinlikle. 6 aylık süt kuzusundan yapıyoruz. Evet. Bir kuzuyu 10-12 parça yaparız. Ondan sonra hafif ateşte, iki taraflı hafif ateşte pişiriyoruz. Veya odunumuzda meşe ve kayından yaparız. Meşeyi duydum. Kayın niye İsmail abi? Kayın da hafif alev verir, meşe köz yapar. Bu tandırdan ilk defa görüyoruz İsmail abi. Şimdi bu tandır Vezirköprü'de bildiğim kadarıyla Türkiye'de başka işi yok. Nedir özelliği? Nedir özelliği? Komple içi ateş tuğlası olması. Ve böyle üçgen bir yapısı var altta. Üçgen bir yapısı var. Alta girdikçe genişliyor, üstü daralıyor. Onu da öğrendik. Gelip benim açacağım yere bir tane tandır yapar mısın aynısından? Şimdi ocağı yapmasını yaparız da ustasını nerede bulacağız? Ya ben olacağım ya usta. Ben niye geldim buraya? Vallahi 5 saatte ustanınızda olursunuz. Ben 5 saatte öğreneceğime inanıyorum. Bu niye elbise giymiş? Şimdi bu kuzumuz niye elbise giymiş? Bu kuzunun gömlek yağı, çember yağı deriz. İçinden çıkan yağını kuzunun dışına sararız. Öyle mi? Evet. Neden? Neden? Çünkü bu çember yağı ile bir şen kebap daha lezzetli olur. Kendi yağını içinden alıyorsunuz dışına. Dışına elbise gibi giydiriyorsunuz, evet. Sıvıyorsunuz. Evet. Yani güzel bir tandır olmak için elbisesini mi giyiyor benim için? Aynı o şekilde. Bir taraftan parçalayalım, bir taraftan Vezirköprülü hemşerilerimiz bunu böyle çok sever mi ondan bahsedelim. Nasıldır durum? En çok kışın mı tercih ediyorlar, yazın mı tercih ediyorlar? Yazın tercih edilir. Sen nereden çıktın? Bir çırak varken ikinciye ne ihtiyaç var? Benim yeğenim yeni yetişen usta olacak. Evet. Günde kaç tane yapıyorsun İsmail abi? 2-3. 2-3 kuzu gidiyor. Gidiyor. Şimdi. Bayağı seviyor o zaman Vezirköprü hemşerilerimiz. Evet, Vezirköprü sever tandırı. Aynı zamanda dışarıdan da misafirlerimiz vardır. Sen saat kaçta geliyorsun buraya? Kaçta hazırlamaya başlıyorsun bunu? Saat 4.30-5'te başlarız. Kaç? 4.30-5. Sabahın 4.30-5'inde geliyorsun. Şöyle söyleyeyim, saat 4.30-5'te ocağı yakarız. Eti fırına atarız tandır ocağını. 3 saate yakında pişer. 3 saat mi? Evet. 11'de de servisimiz başlar. O zaman şimdi gelen olur. Saatte yaklaştı. Biz biraz daha hızlanalım İsmail abi. Tabii. Kaça bölüyorduk? Bir kuzuyu 12'ye. 12'ye böleceğiz. İsmail Usta'nın eli oldukça hızlı. Aman Turgay, dikkat et. Hiçbir ayrıntıyı kaçırma. Sen böyle hızlı hızlı yapıyorsun ama biz öğrenmeye geldik İsmail abi. Ben bu yerleri ne zaman öğreneceğim? Sen hiç tarayı vurmadan bıçakla tam böyle sanki santimetre, milimetrik hesap yapıp kolaylıkla kesiyorsun büyük bir rahatlıkla. Ben bunu ne zaman öğreneceğim? Vallahi biz sizin mesleğinizi 5 saatte öğrenemeyeceğimize göre siz de bizim mesleğimizi 5 saatte öğrenemezsiniz. Sen yapabiliyor musun bunları? Az çok öğreniyoruz abicim işte. Belki 40-50 sefer biz kuzudan yapılan tandır, dolma, çevirme her şeyi yapıyoruz. Fakat bu kadar rahat kuzuyu parçalayan usta ilk defa görüyoruz. Gerçekten de İsmail Usta'ya yetişmek imkansız. Sen var ya doktor cerrah olmalıymışsın. Ameliyat yapar gibi bir incelik var sende. İncitmeden böyle yavaş yavaş o kadar iyi biliyor ki keseceği yerleri. Bakın bak. Gitti kuzuyu böldü. Orayı da buldum. Tam yerini buluyor. Milimetrik hesap. Doktor bulamaz böyle. Maşallah ya. Allah nazardan saklasın ya İsmail doktor, abi. İnsan doktoru biz de hayvan doktoru. Kuzun doktoruyuz. İsmail abi şimdi ne yapıyoruz? Şimdi etlerimizi şişlere takıp tandır ocağımıza asacağız. Görebilir miyim o şişleri? Tabii. Şişler bunlar. İşte şişlerimiz de hazır. Peki bu işin de incelikleri olduğuna eminim. Nasıl takıyoruz? Şimdi örneğin ortalık dediğimiz... Başladım kayda. Ortalık dediğimiz yere 4 tane şiş takarız. 4 mü? Bir tane... Dört, nasıl yani? Bir parçaya 4 şiş. Mesela bu parçaya 4 tane. Neden? Neden? Çünkü etin her tarafı eşit şekilde kızarsın ve bitsin diyerek. Bunu ilk defa görüyoruz. Genelde tandırda bir tane takılıyor. En fazla 2 tane. Burada
her tarafına. Şimdi tandır... dört bir yanını şişlerle donatıyoruz. Yani bura böyle pişiyor askıda, geçiyoruz buraya. Sonra bura pişiyor anladığım kadarıyla. Evet. Sonra bura pişiyor, çeviriyoruz sürekli piştikçe. Evet. İlginç bir yöntem. Parçasına göre değişir. Mesela bu parçaya da iki tane. Parçanın büyüklüğüne göre. Büyüklüğüne göre değişir. Her tarafının eşit pişmesi için farklı yerlerine şiş takıyor İsmail Usta. Şişler kuzu parçalarına etleri gergin tutacak şekilde takılıyor. Böylece piştikçe yumuşayan etlerin koparak düşmesi engellenmiş Bunun oluyor. Tadı nasıl olur? Nefis olur. Kuzunun tadının her tarafı nefis olur. Ama kaburgasıyla kürek daha farklı olur. Bilelim. Tabii. Bilelim ki tabii, o kadar kuzuyoruz. Sonra... Neresini yiyeceğimizi bilelim. Etleri şişe geçirme işlemi göz açıp kapayıncaya kadar tamamlandı. İsmail abi şimdi ne yapıyoruz? Şimdi, bitti şişler. Şimdi etlerimizi ocağa takıyoruz tandırımıza. Takalım abi. İlk önce budu takıyoruz. Neden budu takıyorsunuz? Neden budu? Budun pişme süresi daha kalın olduğu için daha uzun sürüyor. Ha. Uzun sürdüğü için de sine sine pişmesi gerekiyor. Saatler önce yakılan tandırımız artık istenen sıcaklığa kavuşmuş, tüm şişler tandıra asıldıktan sonra geriye sabırla beklemek kalmış. İsmail Usta ve Turgay'ın tandır başında bir ağızdan türküler söyleyerek geçirdiği dakikalarda kuzumuz da harikulade kokular saçarak kızarmaya başlıyor. Ve tahmin ettiğiniz gibi bu kokular yemek konusunda oldukça sabırsız birini fazlasıyla etkiliyor. Artık nabzım atmıyor böyle, tansiyonum düştü. Abi, tam 3,5 saat oldu. Abi tansiyonun düştüyse bak, kebap helviye döndü. Tam ağzımıza layık. Az sonra servisini yapalım, buyurun. Pişti mi? Pişti abi, süper. Sen pişti dedin ya, bak atmaya başladı bak. Bir dokun, bak. Bak nasıl atıyor. Kup kup atıyor abi. Kebap beni, ismi bile kendime getiriyor. Çıkaralım İsmail Usta. Tamam abi. Aman. O nedir? Bu ortalık kısmı, kaburga. Bu benim yiyeceğim kısım bu mu? Aynen öyle. Turgay payına düşen parçadan oldukça memnun. Ancak tandır ziyafeti elbette bununla bitmiyor. Tandırda tadılmayı bekleyen başka parçalar da var. Yeter herhalde bu bana. Ha? Abi yetmese ocakta var. İsmail abi biliyorsun bütün amacım senin gibi olabilmek. İnşallah olur. Her öğün kaç tane yemem lazım böyle? Kaç ya kilo? Abi. 2 kilo ise yeter. 2 kilo? Tabii canım. Yap abi o zaman. Hazırla sen bana söyle. 2 kilo en güzel yerlerinden. Saatlerce pişen et artık lokum gibi olmuş. Neredeyse bıçak bile dokunmadan dağılmaya başlıyor. Ustamız da hızını kesmeden bu enfes lezzeti tabağa doldurmaya devam ediyor. Yeter. Yeter öldüreceğim beni yeter abi, bir günde yapacaksın kendin abi, gibi. Abi tamam da bir de koldan iyi de. Kol mu? Ver abi kolun da tadına bakalım. Şimdi en güzel yeri. Kebap, yağını yani. Kebabın keridi. Keridini dökmeye geldi. Geliyor geliyor geliyor. Oh işte bütün tadı veren de bu. Dök dök biraz daha dök biraz daha. Biraz daha. Efendim manzara şahane. En sonunda galiba ben kuzuya doyacağım. İnşallah. Burada kuzudan bir tepe oldu tandırdan. Kuzu tepesi. Şu tepeye bir kekik karı yağdıralım. Yağdıralım. Turgay tandır kuzunun lezzetini ikiye katlamak için birazcık baharat kullanıyor. Nasıl değil mi? Vallahi çok güzel. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bu tandırı bulabilirsiniz. Ben bu işi bırakıyorum. Hem ustasın hem eline yakışıyor. Hem tandırın şahane. Teşekkür ederim. Böyle afiyet bir tandır olsun. Da yemedik bugüne kadar. Afiyet ayrıca. Olsun. Şimdi oldu. Şahane. Et artık karamelize olmuş. Yumuşacık, lokum gibi olmuş etler. O yağını döktükten sonra tridip biraz da böyle kekiği şöyle gezdiriyorsunuz. Tuzunu döküyorsunuz. İsteğe göre pul biberi ve afiyetle yiyorsunuz. Eminim canınız çekmiştir yani. Hakkınızı helal edin. Hakikaten kuzu da çok güzel. Hazırlanışı, usulü ve tadı şahane. Vezir Köprü'ye gelin. Bu tandırı tadın. Bekleriz efendim. Bekliyor İsmail abi de. Ben devam ediyorum.